Şimdi dediğim gibi en teorik konumuz bu eğitim boyunca. Hani pratiğinize belki en az yarayabilecek. Ama hani üstünden bir geçmemiz ve hani ya ben yarışma şeyini de biliyorum az çok. Yarışmacılık süreçlerini de. Çok hani işinizi yetiştirmek için şeyiniz olmuyor, fırsatınız olmuyor bazen detaylara girmeye. Ses yansıyor sanırım arkadaşlar. Mikrofonunuzu şey yapabilirseniz, kontrol edebilirseniz seviniriz. Burada hani bir üstünden geçeceğiz ve yine kullandığınız motor hani işinizin yani en emanet gittiğiniz sistem o aslında hani hiçbir fikriniz yok alıp sadece takıyorsunuz. Bir fikriniz olması açısından burada biraz üstünden geçeceğiz. Eğer hani sormak istediğiniz bu nasıl oluyor, nasıl bitiyor dediğiniz bir şey varsa burada üstüne konuşup tartışabiliriz. Hani duruma göre belki şey yaparsınız, araya da girebilirsiniz diyeyim. Sadece hani gürültüye şeye dikkat edersek iyi olur. Şimdi aslında şimdi burada kalemi de açayım. Tamam, kalemimiz açıldı. İtkiyle başlayacağız. Tanımla. Roket motorlarına döneceğiz oradan. Genel bir terminolojiyi izleyeceğiz. Ya bizim kullandığımız sistemler burada sonda roketlerinde özellikle bizimkiler kimyasal roket motorları. Hani genel olarak bunların farkları neler? Bunları işleyeceğiz. Yani burada şey de var hani aslında yarışmada şu an izin verilmiyor motor geliştirmenize ama siz hani artık roket işine aylarınızı veriyorsunuz. Belki uzun zamandır uğraşan yıllarını vermeye başlamış arkadaşlar da vardır. Hani belki işi bir adım ileri götürmeye güvenlik şartlarını sağlayarak izinli bir şekilde hani burada kimseyi bir şeye de yönlendirmeyelim. Üniversitesinde çalışma yapacak arkadaşlar varsa hani burada da bir ne nasıl olur, nereden nasıl başlanmalı, nereye gidilmeli, iş nasıl daha iyi öğrenilebilir gibi şeyler için de hani bir sizin için de şey olur belki. Yol gösterici olur diye umuyoruz. Onun dışında da burası bir, dediğim gibi teorik kısım biraz daha burası. Burada da hani motor seçimi aslında nelere dikkat edilerek git daha iyi olabilir? Bunu göreceğiz. Şimdi burada itki, tahrik, darbe. Üçü de Türkçe'de yerine göre kullanılabiliyor. Açıkçası biz de Türkçe tabirlere çok hakim değildik. Roketsan'daki SAGE'deki abilerimize sorduk. Yerine göre farklı farklı kelimeler seçilebiliyor. Yani itiş gücü direkt hani itki. Onun dışında Newton'un prensiplerine dayanıyor. Ve şu var yani yine günlük hayatta araba motorunda yine benzer bir proses var. Bir yakıt var, bir yanıcı yakıt var, hava birleşiyorlar. Bundan dolayı bir basınç kuvvet oluşuyor. Bu kuvvet pistonlar içerisinde aktarılarak dönerek gidiyor. Ama havacılıkta bu iş tam olarak böyle değil her zaman. Yani bir turbofan motorda da siz bir kütleyi atıp direkt onun karşısındaki kendi kütlenizle hızlanıyorsunuz. Burada ne farkı var? Uçak motorunda havayı da dışarıdan çekip atıyorsunuz yeri geldiği zaman. Ya da işte propellerinizi çeviriyorsunuz. Fanlarınızı çeviriyorsunuz. Onlar itiyor. Ama roket motorunda dümdüz. Sadece yakıtınızı atıyorsunuz. Yakıtınızın momentumunun korunumuyla siz ilerliyorsunuz. Burada bunu görebiliriz. Şimdi bu altta referansımız da var. Roketle ilgilendiğiniz için bildiğinizi düşünüyorum. Satın'ın Rocket Propulsion Elements kitabı. Bir dakika, bu kalemimiz gelmemiş tam. Kusura bakmayın. Açtık, tamam. Şimdi Satın'ın kitabından aldık zaten görselleri. Hani bir daha şey yapmadık. Bütün temel şeyler burada var. Yani kitabı da zaten okuduğunuzu düşünüyorum. Okumuyorsanız da tavsiye ederiz. Yani temel olarak her şeyi çok güzel, basit anlatan zaten herkesin genel olarak bildiği kitap. Bu da oradaki bir combustion yani yanma odası ve katı motor üzerine şey bir görsel. Şimdi şuradan biraz anlamlandırmaya çalışalım size. Şu kısma kadar mesela normalde motorunuza yakıt olduğunu düşünebilirsiniz. Buralara kadar da olabilir. Bu oklar şey içerideki basıncı gösteriyor. Yanmanız olduğu için bir basıncınız var. Şimdi
Bitki nasıl oluşuyor? Aslında iki tane bunun komponenti var. Normalde düşündüğünüz zaman roket motoru işte etki tepki uçak motorundaki benzer durumda da şu ikinci terim yok normalde. Yani sizin bir kuvvetiniz var. Neden var? M1 V1 eşittir M2 V2 normalde. Yani bu roketinizin kütlesi olsun. Roket. Hızla roketinizi, yakıtınızı, yakıtı atıyorsunuz, sıcak gazınızı. Yakıtınızın kütlesi, pardon, yakıtınızı. Şimdi normalde bunların birbirine eşit olması lazım. Yani roketiniz 30 kilo ya da 20-22 kilo civarı mesela şeylerde roketler genelde 3000 metrede. Yakıtlarda 3,5 kilo civarı. Yani 3,5 kiloyu öyle bir hızda atmalıyım ki her an. Bu 22 kilo benim işte 0,8 Mach gibi bir hıza ulaşabilsin. Burada bunun hesabı var. Burada da zaten gördüğünüz gibi F var burada. Mdat. Mdat ne demek? Saniyedeki kütle. Kütle debisi oluyor. Burada yazdık bunu da. Kilogram bölü saniye. Çarpı. V2'de çıkış hızınız nozülden. V2. Ne oldu? Kilogram metre bölü saniye kare oldu. Bu ne? M çarpı A eşit aslında aynı zamanda bakarsanız. Kilogram. M kilogram. A'da metre bölü saniye ivme. Metre bölü saniye kare. Yine aynı yere geliyor. Yani baktığınız zaman momentumun korunumundan bunu anlık olarak aldığınız zaman siz burada bir kuvvet elde ediyorsunuz. İtkinin kütle atımıyla oluşumu bu. Yani burada bir yakıtınız var. Yakıtı dışarı attınız. Yakıtın bir hızı var. Bu hızdan dolayı da sizin de bir hızınız oldu. Şimdi bu terimi burada bitirdik. İkinci terim şu. Yine hani temel bir şey bu da baktığınız zaman. İki tane aslında yeriniz var. Bir motorun içi var. Bir de dışarısı var. Eğer sizin bu nozülü de anlatmadım. Ters oldu sanırım da. Nozülün çıkışındaki basıncınız, şu noktadaki basıncınız ve bu noktadaki basıncınız arasında bir fark varsa basınç farkı, basınç zaten kuvvet oluyor alanla çarptığınız zaman. Demek ki sizin burada da bir kuvvetiniz oluşacak. Bu kuvvet de ekstradan geliyor. Bakın P2 buradaki basınç, nozüldeki basınç, P3 atmosfer basıncı. Zaten eşitse bu ikisi, burası sıfır oluyor. Sadece momentumdan dolayı bir şeyiniz var. Eğer arada bir fark varsa bu sefer itkinize buradan bir etkisi olacak. Şimdi temel yine gidiyoruz. Hani burada işte uçak uzay mühendisi, makine mühendisi arkadaşlar da vardır. Liseden arkadaşlar da vardır. Peki hani roket motorunun olayı ne biraz baktığımız zaman? Neden hani farkı ne? Şu fark. Hani genel akışkan fiziği doğa olarak eğer ses hızının altındaysanız hani transonik kısımları geçiyorum şu an bilen arkadaşlar için. Ses hızının altındaysanız siz sıkıştıkça hızlanırsınız. Sonra eğer ses hızının üstündeyseniz bu sefer işler değişiyor. Ses hızını geçtikten sonra genişledikçe hızlanmaya başlıyorsunuz. O zaman buradaki tasarım mantıklı hale geliyor. Sizin burada bir yanmanız oldu. İçeride basınçlı ve hızlı bir gazınız var. Yani basınçlı bir gazınız var ve siz bunu daraltarak hızlandırıyorsunuz. Burada öyle bir hıza ulaştırıyorsunuz ki tasarımda. Trot zaten boğaz diye geçen kısım. Nozülde Türkçesi lüle. Burada öyle bir hıza ulaştırıyorsunuz ki tam yani bunları hep şey olarak anlatıyorum bu arada. İdeal durumlar olarak hepsi. Yani kayıpları falan şu an geçiyoruz. Temel olarak bakıyoruz. Burada ses hızı tam bir oluyor. Bakın şu tasarımın güzelliğine. Buradan sonra da nozülümüz genişlediği için işte mesela şu an tamamen uyduruyorum sayıları. İşte şurada 0,2 Mach'teki bir akışkan vardı. Buraya 0,1'e kadar geçirdik. Bu böyle gitseydi bu daha fazla hızlanamayacaktı. Yavaşlayacaktı hatta. Buradan bir çıkardık bunu. 3 mah oldu. Buradan buraya getirdik. Değerleri tabii yine örnek olarak verdim. Buradaki roket motorumuzun çalışma prensibi tamamen bu. Ve itkinizin çoğu da buradaki Mdat V2'den geliyor. Yani akışkanın hızından geliyor. Basınç farkı da tasarımla ilgili, kullanılacak irtifa ile ilgili ayarlanan bir parametre.
Yani en temel olarak böyle verebiliriz diye düşünüyorum. Sonra terminoloji. Siz burada ki Efe'ye bakın, emdat üzerinden hesaplıyorsunuz mesela. Anlık olarak hesaplıyorsunuz. Ya da şöyle diyeyim, eğer emdatınız sabitse tabii geneli de bulabilirsiniz. Ama hani bitki genel olarak anlık hesaplanan bir şey. Eğer siz bunu bütün yanma boyunca impulsun ısı ise T sizin yanma süreniz. Bunu integralde zaten yani toplamın havalı ifade hali. İntegral demek toplam demek. Bu süre boyunca kuvvetinizi toplarsanız motorunuzun toplam etkisini bulursunuz. Hani yine daha temele gidelim. Supernatant'ta görüyorsunuz 5460 Nm bir motor. Sonra ISP diye bir şey var. Motorlarınızda yine görüyorsunuzdur. IS diye de katı motorlarda veriliyor. Bu aslında birimsiz. Yani birimsiz derken birimi çok anlamlı olan bir ifade değil. Saniye. Belki sizin de kafanızı karıştırmış olabilir. Şu aslında burada. Bakın burada toplam itkiniz var. İtkinizi kütle debinize veriyorsunuz. Ama aynı zamanda G0 diye bir şey de çarpıyorsunuz. Yani şöyle bir durum var. Aslında şu denkleme tekrar geri dönelim. Bakın bunu F eşittir. Mdot V2 idi bakın burada. Değil mi? F eşittir Mdot V2. Gelelim buraya da yazalım. F eşittir Mdot V2. Artı bla 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 gidiyor burası. Siz bunu aldınız. Mdot'a böldünüz. Ne kaldı? V kaldı. Yani ve nozülden çıktığınız hız. Aslında bunun yerine bu terimi tamamlayan şöyle bir şey var. Şuradaki V2 yerine ne buraya yazalım. V2 yerine F eşittir Mdot yani kütle debimiz çarpı C diye bir şey yazıyoruz. Bunun da herhalde düz Türkçesi efektif egzoz hızı olur. Efektif egzoz velocity diye geçiyor. Bu şu. Eğer benim bu basınç farklarım işte A2 eksi A yok. P2 eksi P3 çarpı A2 yaptım ben burada. Yazı için kusura bakmayın. Buradan da bir kuvvet geldi. Hani bunların hepsini içine alan yani bana düz düşünmemi sağlayabilecek bir sayı. Yani işte kütle zaten şey belli. Hani sıvı motorunuz varsa birazdan anlatacağım. Hani saniyede 1 kilo yakıt alıyorum belli. Atıyorum belli. Düz hesap yapıyorsanız ben bununla bu yakıtı ne hızda atıyorum derseniz atıyorum burada bu 2500 metre bölü saniye buluyorsunuz. Ama gerçekte bu mesela 2300. Diyorsunuz ki buradaki kuvvetten dolayı bana 200 metre bölü saniyelik bu basınç farkından dolayı bir şey gelmiş gibi düşünebiliyorsunuz. Yani çok hani işi derin böyle dibine kadar böyle detaylı yapıyorsunuz çok çok size mantıklı bir şey olmayabilir. Ama hani bir tasarım parametresi bu. C diye geçiyor. Şimdi bu ikisi birbiriyle paralel. Niye buraya girdik? Bundan dolayı. Sonra C'yi genelde Rus kaynaklar kullanır. Ben de mesela pek bir Rus kaynak hani kitabı görmedim. Bu da okuyup duyduğum bir şey. O şekilde şey yapıyorum. En fazla bir iki kitapta gördüm. Yani ISP kelimesi geçmez. IS ya da Specific Impulse kelimesi geçmez. Direkt C üzerinden giderler. Amerikan kitaplarıyla giren bir tabir bu. Şimdi aslında burada yaptığınız şey de şu oluyor. C'yi alıyorsunuz. G0'a bölüyorsunuz. G0 ne? Dünya merkezindeki yer çekimi. Pardon, merkez değil. Yeryüzündeki. Kusura bakmayın. Bir sabit bir değer yani. Şu an tam şeyi bilmiyorum küsuratı. İşte 9.806 ya da 9.81 aldığımız değer. Bu neden? Bu da işte işi birimsizleştirmek için. Yani bunu mesela ilk öğrendiğiniz zaman o zaman benim ISP'm dünyadan uzaklaştıkça değişiyor mu şöyle mi böyle mi? Eğer aerodinamik etkilere bakmıyorsanız değişmiyor. G0'ın konulmasının sebebi bunu hani hızdan daha böyle bir farklı bir ifadeye getirip bir sayıya bir performans parametresine çevirmek. Yani motordan motora değişmeyen yakıt yani roketten rokete roketin boyu 3 metrelik bir roketiniz de olsa 50 metrelik bir roketiniz de olsa işte benimki 2000 Newton, seninki 100 bin Newton falan hani
hiçbir şey ifade etmiyor ama ISP'niz sizin bir performansınızı belirleyen bir parametre. Yani siz yakıtınızı ne kadar hızlı atıyorsanız aslında motorunuz o kadar verimli diyebilirsiniz kabaca. Buradan da zaten spesifik impulsunuz yüksek çıkıyor. Buradan da bir performans parametresi olarak yani benim birazdan anlatacağım şeyler işte sıvı motorların ISP'si 450'ye kadar çıkar. İşte katılarınki işte 300'leri görebilir gibi ya da işte benzer tabirler duyduğunuz zaman hani buradaki olay şu yani. Sıvı motorun hızı bu belli bir hıza gelir. Buradan bunu böyle birimsizleştiriyorsunuz. Öbürünü oradan birimsizleştiriyorsunuz. Böyle bir ifade oluyor. Sizin mesela motorlarınızda yine okunukta yazar. 198, 196 ASP değerleriniz var. Bu da buradan geliyor. Yani performans parametresi. Yani burada da saniye kalıyor. Çünkü neyi böldük biz? Metre bölü saniyeyi metre bölü saniye kareye böldük. Ne kaldı? C. C zaten birim olarak metre bölü saniye. Metre bölü saniyeyi metre bölü saniye kareye böldünüz. Şöyle temelden gidelim. Saniye kaldı. Yani ama hani 196 saniyede herhangi bir olay gerçekleşmiyor. Tekrar burada denklemimizi vermişiz zaten. F bölü emdattan da burası geliyor. Hani genel temel denklemler böyle geçebiliriz. Bunları da şeyden girdik yine hani daha fazla denklem de girebiliriz. Günlük tasarım yaparken gördüğünüz değerler. Yani hani şey düşünebilirsiniz. Bu yakıtın 205'miş. Hani daha verimliymiş ama hani sizin şu an katalogdan motor seçtiğinizde çok size etkileyecek bir şey değil. Çünkü zaten motor bitmiş halde önünüzde oluyor. Yakıtın kütlesini, her şeyini görebiliyorsunuz. Şimdi bu sefer de biraz daha genele döndük. Üç tane temel kimyasal sistem var. Sizin yarışmada kullandığınız katı motorlar. Bu da bir aerotek motorun kesitiydi sanırım. Oradan bakıp çizildi. Sıvı roket motorları, hibrit roket motorları var. Temel olarak kullanabileceğiniz. Sizin zaten ilginiz burada. Ama şu an içeriğiyle maalesef ilgilenemiyorsunuz. Şimdi biraz farklarından, neyin ne olduğundan bahsedelim. Hani sizi katı kullanmanızın size nasıl bir avantajı var? Ya da hani belki nerede dezavantaj yaşıyorsunuz? Bunları görelim. Sıvı motora yine buradaki bütün görseller aynı kitaptan referansımız aşağıda. Sıvı motorlar hani klasik bir terim olacak. Bu da karışıktır. Yani mekanik olarak sizi yoracak sistemler. Bir vanasıdır, açmasıdır, kontrolüdür, işte tekrar basınçlamasıdır. Karışık sistemler. Bir tarafta yanıcı yakıtınız var, bir tarafta yakıcı yakıtınız var. Bunları alıyorsunuz. En kaba tabiriyle yanma odasına getiriyorsunuz. Nozülden hızlandırıp atıyorsunuz. Ama gördüğünüz gibi bu işin gerçekleşmesi için bir sürü yan sisteme ihtiyacınız var. Özgür darbe, ISP'nin Türkçesi yüksek. Şimdi asıl fark şurada aslında çıkıyor. Tamam daha verimli. Ama şöyle bir fark var. Motoru kapatıp açabiliyorsunuz. İşte uzun, yani çoğunuz zaten yarışmaya katıldığına göre bu tarz olaylara bayağı bir merakınız var diye düşünüyorum. İşte uzay görevlerini izliyorsunuz, uyduları görüyorsunuz. Mesela bir şeyi tekrar yörüngeye sokacaksınız, çıkaracaksanız sıvı motor sizin için çok mantıklı olabilir. Başlatabiliyorsunuz, kapatabiliyorsunuz. Yakıtınızı kullandınız buraya kadar. Sonra devam ediyorsunuz. Bu işlemler tabii bu kadar basit değil. Bu yakıt tankın içinde tam olarak dolu değilse uzay ortamında bu yakıtın vanalara girmesini sağlamanız gerekiyor vesaire. İş içine girdikçe karışıyor. Ama temel olarak bakarsanız daha cazip, daha iyi bir sistem burada. Çünkü kontrol edebiliyorsunuz. Depolanabilirlikleri sınırlıdır. Şöyle, özgül darbeleri yüksektir dedik. Burada mesela en çok sıvı oksijende yüksek. Hidrojenle sıvı oksijende. Sıvı oksijende şey değil, kriyojenik bir malzeme. Yüksek basınçta siz bunu uzun süre tutamıyorsunuz. Ne oldu o zaman ben işte 5 yıllık bir görevim var. Hem özgül darbem çok yüksek olsun, hem kapatıp açabileyim. O da her zaman her şey öyle gelmiyor maalesef. Daha karmaşık yapıdalar. Hibrit motor. Hibrit motor şu an şey yani dünyada herhalde trend diyebileceğimiz bir teknoloji. Şu an bayağı Türkiye'de de çalışmalar var. Yurt dışında Avrupa'da da bayağı şirket kuruldu. Amerika'da da devam ediyor. Gelişen bir teknoloji aslında eski diğerleri kadar eski neredeyse. Burada şöyle bir fark var.
Yanma odasında yakıtınız katı halde bulunuyor. Oksitleyiciniz sıvı. Şimdi burada yanlış bir şey de söylemeyeyim. Tersi de olabilir. Ama pek yok. Yani deneysel olarak çalışılmış benim bildiğim kadarıyla da. Bir tane vana ile kontrol ediyorsunuz. Şimdi ne oldu? Burada kontrol yeteneğiniz var. Motoru kapatıp açabiliyorsunuz. Ama pratikte aslında sıvı kadar kolay değil bu da. Onun dışında bir de bir şey daha unuttuk aslında. Sıvıda bir de tehlikeniz var. Yani buradaki her şeyi basınçlı tutuyorsunuz, soğuk tutuyorsunuz, karıştırmamaya çalışıyorsunuz. Bu tanklar patlayabilir. Birinde sızıntı olursa diğerine gidebilir. Bir de öyle tehlike sorununuz var. Hibrit o açıdan daha güvenli. Özellikle bir de yakıtlarınızı kimyasal olarak da çevreye zarar vermeyecek kimyasallar, size zarar vermeyecek kimyasallar olarak seçerseniz burada tehlike olarak daha düşük bir tehlikeli bir ortamda çalışıyor oluyorsunuz. Doğa dostu olabiliyor bu sayede. Karmaşıklık seviyesi daha basit. Çünkü bu kadar sistemin çoğu genelde gerekmiyor. Bir de durumunuza göre bir şekilde oksitleyici yakıtınızı basınçlamanız performans için gerekebilir. Aynı şekilde burada da mesela turbo pompa var sanırım. Gaz jeneratör turbo pompa mı var? Herhalde öyle. Tam, aynen. Turbo pompa var. Mesela burada da benzer bir şekilde direkt basınçlı gaz olabilirdi ama büyük sistemlerde basınçlı gazı bir kapta tuttuğunuz zaman çok yüksek basınçta olduğu için ve çok yüksek miktarda kullanmanız gerekeceği için bu tankın ağırlığı bir turbo pompa sistemi yapmaktan daha yüksek bir ağırlığa çıkıyor. Siz de mecburen ağırlıktan kazanmak için böyle kompleks bir sisteme giriyorsunuz. Hibritte de benzer bir şey söz konusu. Yani hibritiniz de çok büyürse burada yine büyük bir tank tutamayabilirsiniz. Yine bu da sonda roketi üzerinde bizim yaptığımız şeylerde bir sistem yapacaksanız şöyle bir sistemle yüksek bir performans alabilirsiniz. Şimdi bizim kullandığımız sisteme geliyoruz. Burada biraz detaylı bir çizim var. Bizim motorlarımız daha basit genelde. Yani en basit dememizin sebebi şu. Mekanik olarak basit. Yakıt işi çok daha karışık. Genelde depolanabilir öyle bir şey var hani. Ya askeri sistemlerde tercih edilmesinin sebeplerinden biri de bu zaten. Hani o an fırlatmanız gerekiyor. Tuşa basıp fırlatıyorsunuz. Yakıtı doldur. Benim oksijenim şurada durması lazım. Soğutacağım, geri yükleyeceğim. Basıncım çok oldu, basıncımı tahliye edeceğim gibi zamanlarınız yoksa az önce konuştuğumuz gibi ISP belki daha düşük olabilir. Ama operasyon olarak sizin için daha iyi. Durum şu, yanma başladıktan sonra durdurulamaz. Yani mesela eğer okulda da bir sistem yaptınız, büyük bir motor yaptınız, bir sorun var, durduramazsınız. Yani izleyeceksiniz orada. Yani şöyle daha kompakt ve hafif, özellikle bizim şu an yarışmamızdaki sistemlerde 3-6 kilometrelerde bu tankların boruların, vanaların ağırlıkları sistemi üzerindeki yüzdesi biraz artıyor. Ama katıya geldiğimiz zaman sadece yanma odasına sahip olduğumuz için burada da yanma odamız var. Dönüyorum, burada da yanma odamız var. Burada sadece yanma odasına sahip olduğumuz için kütlece kuru kütle de diyebiliriz buna. Yakıt olmayan kütlenin oranı daha az oluyor. Bizim kullandığımız bu roket motoru klaslarında MN klaslarda diyebiliriz genel olarak. O yüzden daha kompakt ve daha hafif oluyor. Aslında iki tane sonda roketini getirirseniz büyük ihtimalle katı olanın daha hafif olduğunu öngörebilirsiniz. O yüzden daha basit ve depolanabilirliği daha basit ve daha kompakt ve daha hafif diyebiliriz. Şimdi zaten katı üzerinden devam edeceğiz biraz. Bizim yanlış hatırlamıyorsam hiç de görmedim. Bizim yarışmada kullandığımız yakıt lokmalarının hepsi silindirik. Yani şu şekilde. Düz bir silindir. Yıldız geometri bunlar farklı farklı amaçlara hitap ediyor. Bu şu. Yakıtınız içeriden dışarıya doğru yanar genelde. Siz yani şu eksende, şu okların olduğu eksendeki yanma hızınız genelde basınca bağlı ama sabit diyebilirsiniz. Yani aynı basınç altında sabit. Eğer buradan buraya 1 milimetre ilerlediyseniz buradan buraya da aynı sürede 1 milimetre ilerleyeceksiniz ama temel geometri buradaki alanla buradaki alanın arasında bir fark olduğu için
Sizin az önce denklemde yazdığımız F eşittir mdot C diyelim artık. C'deki mdot'unuz artıyor. Mdot'unuz arttığı için thrust'ınız artacak. Bakın böyle bir grafik çıkıyor. Neden? Çünkü gittikçe yüzey alanınız arttı. Yüzey alanınız arttığı için her anda artık en son geldiğinizde zaten dıştaki alan var. Orayı da yakıyorsunuz ve yakıtınız bitiyor. Tasarım yapılırken eğer itki grafiğinizin böyle olmasını istiyorsanız düz olmasını böyle seçenekler var. İşte eğer böyle bir ilk başta çok yüksek bir itki ama genel olarak çok yüksek bir itkiye ihtiyacınız yoksa şöyle bir yüksek bir yüzey alanı yaratıyorsunuz. Buradan sonra geliyorsunuz. Bu zaten bir anda yanıyor. Tekrar düz bir alanınız kalıyor. Gibi gibi seçenekler var. Sizin thrust curve'ünüz, yani itki grafikleriniz nötral de olabiliyor. Böyle de olabiliyor ama genelde geometriler hep şey. Silindirik. Bunları da üretici genelde kimyasallarıyla kendisi sağlıyor. Bilmeniz için motorunuz genel olarak bu şekilde. Eğer bir thrust curve'de bu şekilde görüyorsanız hani tipik bir silindirik yakıtın itki grafiği olarak direkt söyleyebilirsiniz sanırım. Burada şöyle bir durum var yine söylediğimiz gibi. Yanma odasında yanıcı ve yakıcı birlikte duruyor. O yüzden tehlikeli bir sistem. Buradan da sizin şimdi alandaki çalışmalarınıza döneceğiz. Yani elinizdeki yakıt tehlikeli. Aktivasyon enerjisi geldiği anda bunu durduramazsınız. Az önce konuştuğumuz gibi. O yüzden alandaki güvenlik önlemlerine özellikle dikkat etmeniz, uymanız gerekiyor. Yani günlük hayatınızda karşılaşmadığınız tehlikeli bir sistem. Tamam, bunu kullanım için yapıyorlar. Belli güvenlik önlemleri var. Belki her zaman çok kolay alev almıyor ama yani çok küçük bir ihtimal bile varsa burada çok tehlikeli sonuçlara yol açabilir bu. O yüzden alanda alınacak önlemlere uymanızı tavsiye ederiz. Bu da mesela yani literatürde geçen yani biraz böyle uç bir şey. Yani cep telefonuyla motora yaklaşmanız belki tetiklenmesine bile sebep olabilir. Yani bu tabii çok şey derin bir konu. Hani bunu buraya böyle şey olsun diye koyduk. Yani ben bunun teorisini belki açıklayacak şeyde değilim. Kim açıklar onu da bilmiyorum. Hani böyle şeyler bile mümkün olabiliyor. Bunun farkında olarak yaklaşmanız, önlemlere dikkat etmeniz önemli. Yani bunların ülkeye gelmesi bile, size gelmesi bile aylarca sürüyor. O yüzden tekrar hani hatırlatıyorum. Alanda zaten motoru son anda montajlamanız, bize motoru nasıl son anda montajlayacaksınız diye size ısrar ederek bunu sormasının sebeplerinden biri de bu. Yani motorunuzu takıp roketinizi teslim edip işinizi bitirmeniz gerekiyor. Motor tasarımı da genel olarak yani gidecekseniz işte kimyasal seçimiyle başlıyorsunuz aslında. Literatür araştırıyorsunuz. Bu zehirliymiş, ben bunda okulda çalışamam. İşte ben çok küçük bir motor yapacağım. O yüzden bu motorun çok hızlı yanması lazım. Çok hızlı yanan oksitleyici burada gibi çok fazla parametrenin arasında dolaşmanız gerekiyor. Buradan sonra artık yani şey yapıyorsunuz aslında. Siz tasarımda aslında bayağı yamuk çizdik. Şu thrust curve'ı kabaca belirliyorsunuz. Diyorsunuz ki bana böyle bir şey lazım. Şuradaki değerleriniz belli. Sonra buradan toplam itkinize gidiyorsunuz. Alanınıza gidiyorsunuz. Buradan da kimyaya dönüyorsunuz. İşin daha burada bizim girmediğimiz kısmı orası. Bu sefer de kimyasal süreçler başlıyor. Ve mukavemete kadar giden yani tamamen disiplin arası bir çalışma var. Burada yine size az çok bir katı yakıt sürecini anlatalım istedik. Burada yakıtı belirledikten sonra artık motoru geçtik. İstediğimiz yakıtın olmasını istiyoruz. Burada da hani çok iteratif bir süreç var. Çok uzun zamanlar alıyor. Ve artık iş kimyaya ve denemelere kalıyor. Artık önden bir ISP değeri tahmin ediyorsunuz. Buna göre bir kimyasal hazırlıyorsunuz. Sonra bunu motorun dışında önce yanma testlerine sokuyorsunuz. Size bahsettiğim şey de şuydu. Formül de buydu. Stand burner, craft burner denilen sistemler var. Yakıtı bir ince bir çizgi halinde bir basınçlı odada yakıyorsunuz. Kamerayla, optikle, telle gözlemliyorsunuz. Diyorsunuz ki buradan buraya, şu noktayla şu nokta arası mesela 1 santim. 1 santimi ben işte şu kadar saniyede aldım. Benim işte yakıt geometrimde işte silindirik olarak böyle. O zaman bu şekilde yanacak. Peki basıncım hep sabit değil. Bunlar şey bu arada yani çok doğru formüller şey olarak değil. Hani gerçekçi olarak. Çünkü bunlar hani
bu işe göstersin, bir ön sezi versin diye kullanılan formüller. Bu yanma hızına R diyoruz. Basıncın üzerinde bir N var, bir katsayı. Basınç da doğru orantılı. Burada da bir tane daha sabitimiz var. Bu sabit üzerinden A ile N'i değiştire değiştire basıncınıza bağlı bir yanma hızı buluyorsunuz. Yakıt geliştirme süreci de genel olarak böyle. Sonra artık buradan sonra motorun artık yakıtın geometrisi üzerine çalışmaya başlıyorsunuz. Çünkü bir yanma hızı belirlediniz. Belki böyle gitmeyeceksiniz. Yıldıza döneceksiniz buradan sonra. Buradan sonra artık nozül kısmına dönüyorsunuz. İşte ISP değeriniz belli. Benim yakıtım bu hızda yanıyor. Şöyle bir nozül yapacaksınız. Artık buraya geliyorsunuz. Yakıtı buraya yerleştiriyorsunuz. Şuraya bir load cell takıyorsunuz. Motorunuzu ateşliyorsunuz. Ve tekrar sürece devam ediyorsunuz. Şimdi denklemlerini burada vermedik. Evet. Şimdi motor seçimini detaylı olarak küçük bir şey yaptık. Biraz formülize ettik sizler için. Bunu biraz daha ileri kısımda anlatacağız. Burada girmeyeceğiz. Çok fazla formül olmasın diye. Biraz daha uçuş mekaniğinin içinde gireceğiz ona. Temel böyle lise fiziği böyle dinamik problemlerine çevirdik onu da. Hani Upurna Kıt'ın içinde anlatacağız orayı da biraz. Burada hani tasarıma başlarken yani bizim aslında bunları biraz anlatmamızın sebebi şu. Siz şartnameyi alıyorsunuz. Upurna Kıt diye bir programı duyuyorsunuz. Açıyorsunuz bir şeyler yapmaya başlıyorsunuz. Hani Upurna Kıt'ta belki çok uzun saatler geçiriyorsunuz. Belki az geçiriyorsunuz ama hani bu temel şeyleri birazcık kavradığınız zaman o süre çok düşecek. Ve belki çok daha iyi şeyler yapabileceksiniz. O yüzden böyle biraz temel şeylere giriyoruz. Yani motoru katalogdan seçiyorsunuz. Motorların sınıfları da var. Yani burada hani literatürden genelde gider bunlar. İşte 3000 metre M klas yani. Hani artık siz de buna şeye geleceksiniz işte. Hani biz de aramızda konuştuk işte öbür motorlar neydi? 6 kilometre gidiyorlar. M klastır gibi. Hani böyle şeyler çünkü roketlerin belli oranları da artık oturuyor. Hani standart hani çok günlük hayatta sonda roketi 5 kilometre çıkan 3 kilometre çıkan oturmuyor ama şeyde de bellidir hani. Bakıyorsunuz. Sedan araba 5 litre benzin yakıyordur gibi. Artık biraz oraya dönüyor iş. İşte 1,5 litre motoru vardır gibi. Hani böyle temel şeyler yani hani 4 litre motorlu bir arabayı İstanbul trafiğinde gördüğünüzde hani şaşırıyorsunuz. Biraz ona dönüyor iş. Burada da siz de hani buraya gideceğim. Yani bunu şunun için söylüyoruz. Çünkü zaten bu hata yapan arkadaşlar genelde burada değil ama işte hani 1500 metreye M klas motor alıp roketi 30 kilo yapıp gelmek işte 40 kilo yapmak işte artık neyse çok mantıklı şeyler değil hani biraz da literatürden kendinizi doğrulamanız lazım orada. Bunu hani hatırlatmak istedik. Devam ediyorum. Hani çok dediğim gibi detayları dinamik olarak ileride izleyeceğiz. Literatüre bakacaksınız. Benim evet M kullanmam gerekiyor diyeceksiniz ama hani illa M kullanın anlamında değil bu. Böyle bir şey lazım. Tasarımın yani ilk tasarıma başlamak için payload 4 kilo biliyorsunuz. Bir de motora bir ön sezinizin olması lazım. Yoksa iş gerçekten çok uzuyor. Yaptım 8 santim bir şey yaptım. 98 milimetre motor oluyormuş. Hadi roketi büyütelim. Bu sefer alan arttı. İşte basınç merkezi uymadı gibi 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 şeyler. Hani o yüzden bizim size tavsiyemiz hani direkt işte M class. Kataloğunuz var artık. Yani sizin öyle bir aslında sizi biraz sınırlıyor belki ama tasarım açısından da zamanınızı azaltan bir şey. Eğer motor mesela tasarlıyorsanız bu işler çok daha zorlaşıyor. Yani burada da işte yapacağınız şey şu. Görev uygun motor seçiminde yani rampa çıkış hızı için bunu yine anlatacağım ileride. Şu ilk baştaki itki değerinize dikkat etmeniz önemli. Onun dışında motor daha yüksek bir itkiyle buradan düşüyorsa hani aynı itkiyi veriyordur. Altta kalan alan sizin toplam itkiniz. Yani birdenbire sizi transonik bölgeye, süpersonik bölgeye çıkarıyordur. Bunları yine ileride anlatırım. Hani bu sefer sürükleme katsayılarınız yükseliyordur. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Hani motorla ilgili bir şey kalmıyor aslında. Artık bu uçuşun konusu oluyor bir yerden sonra. Buna dikkat etmeniz lazım. İkinci bir de temel hatırlatmak istediğimiz bir konu daha var. Yani bu teknik resimleri lütfen iyi okuyun. Orada çok arkadaş üzüldü. Biz de üzüldük. Bunu da yine tekrar üstünde duracağız. Yani buradaki toleranslarınızı iyi verin. Parçaları iyi analiz edin. Yani izledin. Nereye nasıl girer, nasıl durur.
Yani bunu buradayken tekrar hatırlatayım. Eğitim boyunca birkaç kere daha hatırlatacağız. Ya motorun etkilerini de hani motor üzerindeyken bir kere hani optimum bir şekilde size bahsettiğim gibi yani süpersonik, transonik bölgeye girecek misiniz, girip çıkacak mısınız, hiç girmeden aynı irtifaya gidebiliyor musunuz? Bunu aslında daha çok motorunuz belirleyecek itki grafiğinizde. Maksimum inme zaten yani bütün tasarımınız aslında buna bağlı. Şu an çok hani 2 milimetre, 3 milimetre bir alüminyum, bir karbon fiber kullandığınız zaman burkulmalara karşı falan belki yeterince dayanıklı. O yüzden çok şeyini yapmıyorsunuz. Detayına girip işte böyle gıdım gıdım hesaplamıyorsunuz ama yani bazı hesaplarda maksimum ivme sizi gerçekten düşündürecek. Yani işte bir ip ya da bir parça koydunuz. 200 kilo taşıyor şu an işte örnek veriyorum. Bir de güvenlik katsayısı koydunuz. Roketiniz 2G daha eksik kuvvete maruz kalsa kurtaracak. Ama mesela bir sonraki kablo alacağınız ip Amerika'da 1.000 dolara satılıyor. Gümrüğü, kargosu. Çok büyük iş. O yüzden yine motora dönüyor aslında iş. Sonra yarışmada rampa çıkış hızınızı sağlamanız lazım. Statik marjin hepsi buna bağlı. Yine itki süresi, ıslak ve kuru ağırlığınız da buna bağlı. Yani motor seçiminde biraz esnek de olmanız lazım. O yüzden ilk yaptığınız seçim önemli. Umarım anlaşılmışımdır. Yani aralarda kimse girmedi tabii. Yani benim hani şu, bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Sorularınız varsa alalım. Bu sefer bir 10-15 dakika bir ara verelim. Hani siz de yine bir sindirin, şey yapın. Ben hani sorularınızı alabilirim. O ekran kaymış, kusura bakmayın. Yine mi soru yok arkadaşlar? 71 kişi olmuşuz. Benim bir tane sorum var. Siz orada teknik çizimde gen 1'i gösteriyordunuz ama normalde gen 2 kullanılacak değil mi? Biz bunu tamamen şey olarak koyduk buraya. Yani teknik resmi okuyun demek için ben kendi Anladım. drive'ımdan bir teknik resim koydum. Ekranı da bir dakika paylaşayım tekrar. Yani sizin zaten son teknik resmi almanız lazım onu göstermek için. Zaten çok iyi bir soru sordunuz bu arada yani bir noktaya parmak bastınız. Buna lütfen dikkat edelim arkadaşlar. Yani biz de çok üzüldük hani çok rahat karışabiliyor. Bir de web sitelerinde bunlar herhalde hepsi hala açık, hepsi hala duruyor. Yani çok çok fark yok ama toleranslar bazı işte parça, yani parçaların çoğu birbiriyle hala uyumlu. O yüzden bir de hala duruyor bu parçalar. Bazılarını satan satıcılar da var. O yüzden buna dikkat ederseniz iyi olur. Yani şeyde mekanik kısımda bunların üstünde duracağız. Hani nasıl yani belki Gen 1 ve Gen 2'yi bile ayırt etmeseniz bile kullanabileceğiniz tasarımlar yapabilirsiniz. Yani o yüzden bu ölçülere çok sıkı bağlanmamanızı tavsiye ediyoruz. Yani bir de şey de var hani açık açık söyleyeyim ben bunu. Bu toleranslar bile çok çok iyi gelmiyor her zaman. Hani bunu bilin yani hani. İşte burada böyle demiş. Toleranslı teknik resim de var bildiğim kadarıyla. Yani sanırım bir de Roketsan da bir ara sizler için bir tolerans paylaştı. Şöyle alabilirsiniz diye. Ya onlara hani dikkat edin. Çok böyle temiz üretilip gelmiyor her zaman. İçlerinde hiçbir sorun yaşamadık genelde. Ama hani yani şey de bilemiyoruz aslında. Ekip diyor ki ben bunu tam işte şöyle ürettirdim. Sığmıyor ama motordan mı, üretilen parçadan mı? O yüzden paylara dikkat edilirse herkes için iyi olur. Başka soru var mı? Hani o kadar denklem anlattık, başka bir şey anlattık, test, ne bileyim. Yani bir sürü konumuz oldu. O zaman hani şey yoksa soru yani Merhaba. merhaba buyurun alalım. Ben konu dışında bir soru sormak istiyorum. Roket teknolojileri takımı temsilen söz aldım. Mümkün mü acaba? Tamam yani gün sonunda genelde planlıyoruz ki tabii sorabilirsiniz buyurun. Bizim maddi destek talep formumuza ulaşılamamış. Tarafınızca böyle bir açıklama yapıldı. Fakat Onunla araya gireyim ben. Biz ilgilenmiyoruz. Yani biz sadece teknik kısımdayız Novart olarak. Engin Bey'le onu görüşürseniz o size yardımcı olur. bunlarla alakalı mail atarsanız oradan size geri dönüş Mail olur. attık fakat dönüş sağlanmadı. Burada eğitimle alakalı sorular alabilirsek arkadaşlar ilgilenecekler. Ben tekrar hatırlatırım. Tamam, çok teşekkürler. Tamam o zaman arkadaşlar saat 10:57.
Tam olsun. 11.10'da görüşelim tekrar. Hani ben yine şey, kamerayı kapatayım. Bu sefer sırada aerodinamik olması lazım. Berkay size biraz anlatacak o konuyu. Bakalım ajandamıza. Evet, aerodinamikle devam edeceğiz. Mekanik üzerinde duracağız. Ayrılma ve paraşütten sonra kalan kısımları yapacağız. 11.10'da görüşmek üzere.